Evet arkadaşlar, 6. sınıf 8. ünite kitap kurdu ünitesinin iş dersini işlemeye devam ediyoruz. Sayfa 114'teyiz. Sayfa 114'te neler var bakalım bir. Sayfa 114'te ikili çalışın. Geçen hafta sonunuzu, pardon, haftanızı bir düşünün. Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın diyor. Biz bu parçayı çevirelim. Siz kendiniz bunun benzerini kitabınıza, defterinize yazmaya çalışırsınız. Where were you at the weekend? Hafta sonu neredeydin? I was at home. Evdeydim. I read some e-books. Elektronik kitaplar okudum. E-book, elektronik. Telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan okuduğunuz kitaplara elektronik kitap diyoruz. Arkadaşlarla ilgili bir hikaye vardı. Ben onu bitirdim. Daha sonra sözlükten bazı kelimelerin anlamlarına baktım. Look up, sözlükten bir kelimenin anlamına bakmak anlamında kullanılmış arkadaşlar. Ya sen diyor. Ben cumartesi günü arkadaşlarımla buluştum. Dün kütüphanedeydim. O da soruyor. Dün kütüphanede ne oldu? Hiçbir şey. Ben birkaç önemli kitap okudum ve birkaç şiir. Daha sonra da eski gazetelere baktım diyor. Burada bir sorumuz var. How many books do you read in a month? Bir ayda kaç tane kitap okuyorsun diye sormuş. Cevabımız I read 3 books in a month. Siz buradaki three kelimesini değiştirip kaç tane okuyorsanız onu belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir dinleme parçamız var. Bundaki cümleleri çevireceğiz. Burada arkadaşlar, ona göre de devam edeceğiz. Hi, my name. Bakalım dinleme parçamız bu. Böyle ben durdurayım. Siz de videoyu durdurup çevirisini yapın. Sonra çünkü 17. etkinlikte arkadaşlar bununla ilgili sorular, boşluklar var. Orayı doldurmanız gerekiyor. Buradaki kelimeleri kullanarak çevirisini vereyim ben. Merhaba, benim adım Charlie. Babam bana geçen hafta bir tablet satın aldı. Ben internetten bazı bilgiler baktım ve geçen çarşamba günü fen ödevimi hazırladım. O, şöyle göstereyim, o çok kolaydı. Kız kardeşim benim için birkaç site buldu ve ben online, yani çevrimiçi, yani internetten demek, çevrimiçi kitaplar okumaya başladım. Ben ilk kitabımı Perşembe ve ikinci kitabımı hafta sonu, finish, bitirmek demek, bitirdim. Ben tabletimden kitap okumayı çok sevdim ve ben onu kısa süreliğine kuzenime ödünç vermek istiyorum. Çünkü o gerçek bir kitap severdir diyor. Evet, buradan devam edelim. Bu da yine okuma parçamız. Burada arkadaşlar bu okuma parçasına göre boşluğa gelecek kelimelerimiz var. Bunlara bakacağız. İlk boşluğa gelecek kelimemiz, evet, father. Babası Charlie'ye bir tablet satın aldı. İkincisinde Charlie bazı bilgiler baktı, aradı. Look for, aramak, bakmak demek. Nereden? İnternetten olacak. Charlie fen ödevini hazırladı. Geçen, evet, geçen çarşamba olacak. Charlie geçen çarşamba fen ödevini hazırladı. Ve son boşluğumuz, birinci kitabını bitirdi Perşembe günü. İkinci kitabını weekend. Buraya şu etti kelimesi gelmeyecekse arkadaşlar, etti var zaten. Sadece weekend yazacağız buraya da, bu bölüme. Sayfa 115'e bakarsak, sayfa 115'te arkadaşlar bir okuma parçamız var. What did you do at the weekend? Hafta sonu ne yaptın? Tell them your friends as in the example. Örnekteki gibi siz de arkadaşlarınıza anlatın diyor.
Bunun benzerini arkadaşlar 19. etkinliğe siz de yazabilirsiniz. Bu örnek metni çevireyim ben. Bunun benzerini siz de yazın. Hafta sonunda ne yaptınız? Yine ayrıca bunun tabii ki benzerini defterinize de yazabilirsiniz. Fiilin ikinci halini kullanıyoruz çünkü geçmiş zaman bu. Düzenli ve düzensiz diye ikiye ayrılıyordu fiiller. Bunlara dikkat ediyoruz cümleleri kurarken. Geçen cumartesi erken kalktım ve kahvaltımı yaptım. Saat 11'de parka gittim. Arkadaşım Lisa ile orada buluştum. O basketbol sahasındaydı. Biz bir saat basketbol oynadık ve daha sonra annem bizi öğleden sonra saat 2'de sinemaya götürdü. Take two. Took olur. İkinci hali to ile birleştiği zaman anlamı götürmektir, almak değildir. Sinemada birçok öğrenci vardı. Çünkü film bir animasyondu. Ben saat 5'te eve geri geldim şeklinde bir okuma parçası burası. Buraya da arkadaşlar siz de istediğiniz bir günü, bir haftayı ya da son hafta sonunuzu tarif eden kısa bir paragraf yazacaksınız. Burada olayların gününü, saatini de belirtmeniz gerekiyor. Bunları kullanarak burada bir örnek parça verilmiş. Ben şöyle bunu açıp bunu da çevireyim. Siz de bunlara bakarak bunun benzerini yapabilirsiniz. Ben geçen hafta sonu sabah 8'de kalktım. 8.30'da kahvaltımı yaptım. Kahvaltıdan sonra dışarı çıktım. Ben kafede arkadaşlarımla buluştum ve bir fincan kahve içtim. Öğleden sonra kütüphaneye gittim. Ben fen projemle ilgili bilgiler araştırdım, buldum ve not ettim. Kütüphanede zaman geçirmek çok eğlenceliydi diyor. Tabii ki bu çevirileri benim çevirimi dinlemeden önce sizler durdurun videoyu, kendiniz bir çevirin. Daha sonra da nasıl yapmışsınız, doğru mu yanlış mı kontrol edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.